Sektörde 25 yıl aşkın bir deneyime sahip olan MST Grup, yanmaz cami halılarından otel halılarına, cam ve alüminyum doğramadan cam kubbe tasarımlarına, hat süslemelerinden ahşap ve mermer, mihrap, minber, kürsü, müezzinlik takımlarına kadar geniş bir yelpazede üretim ve uygulama yapıyor. Fransa'nın yanı sıra pek çok ülkede de çözüm ortağı olarak hizmet veren MST grubu yakından tanımak için Paris'te bulunan ofisini ziyaret ediyoruz. Paris'ten herkese merhabalar değerli izleyenler. Efendim, Türkiye'den ve Avrupa'dan başarılı girişimcilerimizi tanıtmaya ve işletmelerini gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız ise MST firması. Firma sahibini tanıyor ve vermiş oldukları hizmetler hakkında bilgiler alıyoruz. Birlikte izliyoruz. Avrupa standartlarına ve tüm güvenlik şartlarına uygun olarak üretim yapmayı kendisine ilke edinen firmanın ürün yelpazesinde 1000'in üzerinde çeşit bulunuyor. Sevgili izleyenler, MSD firmasının kurucusu Çetin Ali Bey ile beraberiz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Sevcan Hanım, teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Dilerseniz öncelikle izleyenlerimiz sizi bir tanısınlar. İsmim Çetin Ali Cumhur, memleketim Trabzon. Son 5-6 yıldan beri de bu dekorasyon işleriyle uğraşıyoruz. Şimdi güzel bir showroom'unuz var, bayağı bir ürün de var. Onun dışında kataloğunuzu da inceledim. Dilerseniz öncelikle bir kuruluş hikayesine değinelim. MSD firması ne zaman kuruldu? MSD firmamız Fransa yapılanması 2015'ten itibaren var. 6 yıllık bir mazisi var Fransa'da. Bundan önce tabii ki bir 30-35 yıllık bir geçmişi var. Tapis Mosque adı altında, yani direkt cami halıları diye geçiyordu. Bu Belçika'dan direkt dağıtım yapılıyordu. Son 6 yıldan beri biraz ürünlerimizi genişlettiğimiz için Mescid Supplier Design diye bunu değiştirdik. Bu da cami konseptörü ve tedarikçisi gibi bir manaya geliyor, yani Türkçesi. Aşağı yukarı 6 yıllık geçmişi olan bir şirketimiz yani. Peki ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Hangi sektörlere hizmetler veriyorsunuz? Mescid Supplier Design, yani MSD olarak bizler ağırlıklı cami dekorasyonları, yani dış cam çerçeveden başlıyor, iç halısına kadar gidiyor. Yani bunun içerideki bütün bu ahşap mobilyaları, yani İslami terimlerle mihrap, minber, kürsü, işte müezzinlik gibi bu ahşaplar ve bunların hepsi, sonra detaylarına da zaten ineriz ve yaptığımız birkaç çalışmayı da yerinde görme imkanımız olacak zaten. Hepsi el oyması ve sanatsal bir işçilikle yapılmış olan çalışmalar. Bunun yanında yine cami avizeleri var. Yine bu bizim olmazsa olmaz camilerimizde. Yine bunun yanında hat, sanat, nakış ustalarımızla birlikte yapmış olduğumuz projelerimiz var. Ses sistemleri, akustik çalışmalarımız var yine aynı şekilde camilerimize yönelik. Ve tabii ki asıl bizim mesleğin kalbi diyelim, bizim halı sektörü, yani direkt biz kendi fabrikamızdan tedarik ettiğimiz için hiçbir aracı olmadan camilerimize direkt fabrikamızdan ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyoruz. Halılar Türkiye'de mi üretiliyor? Halılar Türkiye'de üretiliyor, aynen. Halılarımız bizim hepsi Avrupa standartlarına uygun. Bunu da altını çiziyorum çünkü maalesef piyasada bazen Avrupa normlarına uygun olmayan ürünler pazarlanabiliyor. Ve bu da bazen camilerimize büyük bir sıkıntı oluyor. Çünkü camileri açamıyorlar. Buradaki biliyorsunuz bazı güvenlik şartları biraz daha zor. Ondan dolayı bizim bütün sertifikalarımız olsun, belgelerimiz olsun, hepsi güncel. Yıllık belgeler ve bunlara onlarca eurolar ödeniyor. Yani bu belgeleri alabilmek için, labelize olabilmek için ve Bürot kontrol dediğimiz, yani güvenlik komisyonlarıyla birlikte biz koordinasyon içerisinde zaten her zaman çalışıyoruz. Ve direkt buradaki muhataplar oluyoruz. Yani ürünümüz Türkiye'mizden geliyor ama biz burada yerel muhataplar olarak bütün A'dan Z'ye erişilen biz ilgileniyoruz yani. Ve bunun yanında yine yapmış olduğumuz okul malzemeleri de var. Yani 60'lı 70'li yıllarda ihtiyaç camiydi. Cami ihtiyacımızı elhamdülillah açtık. Akabinde eğitim ihtiyacımız doğmuştu. Eğitim merkezlerimiz de şu an yavaş yavaş tamamlamaya doğru gidiyoruz. Şimdi resmi okullarımız da başladı ve bunun da tabii ki okul dendiği zaman içerideki bütün bu okul malzemeleri, yani masası, sandalyesi, işte yazı tahtasıdır, ondan sonra işte kitaplıklarıdır vesaire, bunların hepsinin tedarikini yapıyoruz yani. Müşterilerine en doğru çözümü sunabilmek adına öncelikle projeyi çözüm ortaklarına uygun ve özel olarak tasarlayan firma, tüm detaylar oluşturulduktan sonra üretim aşamasına geçiyor.
Mimarlarla da çalışma yapıyor musunuz? Halı falan olarak çok çeşit var ama diğer söylediğiniz şeyde mesela avizeyi o camiye özel tasarlamak gibi, kubbeyi mesela çeşitleri var galiba. Tabii ki, tabii ki onu zaten mecbur 3D projeksiyon dediğimiz zaman biz yerinde ölçülerimizi alıyoruz. Bunu biz ondan sonra AutoCAD DWG'ye çeviriyoruz. Ondan sonra bunu biz özel çalıştığımız koordinasyon içerisinde projeler yaptığımız iş mimarlarla birlikte biz bunu sunuyoruz müşteriye. Bakın böyle 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 seçenekleriniz var. Hangisini seçmek isterseniz ona göre numune yapıyoruz sonra. Numunelerinde beğeniyorlar. Akabinde üretime geçiyoruz yani. Bu şekilde ilerliyoruz. Martinik'te bizim şu an çok büyük bir projemiz var. A'dan Z'ye biz yapıyoruz. Yani kubbesinden tutun bütün iç dekorasyonunu hepsini projeksiyon üzeri yaptık. Yani biz devamlı Martinik'e müşteriye gidemeyiz. 9 saatlik uçakla yolculuk. Hepsi uzaktan takip edilen projeler bunlar. Ve şu an hepsini önceden biz lanse ettik, projeksiyon yaptık ve müşterimiz de onayladı. Ve şu an bir ay içerisinde de teslimatını yapıp, montajlarını yapıp teslim edeceğiz inşallah. Şimdi siz birebir üretimden alıp gerekli yerlere dağıtımı yapıyorsunuz. Bu çok önemli zaten, ayrı bir güven ama satış sonrası hizmet de çok önemli bu tarz işlerde. Bununla ilgili neler söylersiniz? Satış sonrası tabii ki zaten bizim burada olmamızın en büyük avantajı bu. Yani maalesef çok mağdur olan camilerimizle karşı karşıya kalıyoruz bazen. Yani almışlar Türkiye'mizden olsun, başka yerlerden olsun. Bunun tabii ki montajını yapamıyorlar, gelip yerinde ilgilenemiyorlar. Ondan sonra sonradan montaj yaptıktan sonra bir problem çıktığı zaman tam manasıyla gerektiği gibi o teknik yönden destek veremiyorlar. Bizim burada olmamız çok büyük bir avantaj aslında onlar için. Yüzlerce farklı model ve renkte üretimi yapılan ve 10 yıl garanti verilen halılar koku yapmaz, alev almaz ve tüy çıkarmaz özelliklere sahip. Bizim halımız 10 yıl garantili, yatmazlığa, renk değişimine karşı. Dolayısıyla bu yönden de müşterilerimiz yani camilerimiz, kıymetli başkanlarımız bunlar hepsi fahri olarak görev yapıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani boş vakitlerinden, çoluk çocuklarından nasıl diyeyim onları mahrum bırakarak bu tür çalışmalara ağırlık veren bu kıymetli başkanlarımıza, yöneticilerimizin de devamlı bir işin arkasından gelmeye vakitleri yok. Onun için baştan işin ehliyle çalıştığımız zaman tabii ki burada fiyatlar falan onlar da çok önemli ama biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem fiyat konusunda hem de sonraki ödeme şartlarında vesaire. Bunda da ben bunun altını şu an yani konu açılmışken söylemek istiyorum. Yani şuna çok dikkat etsinler. Mesela bizim o Muluz'daki avizemiz mesela Türkiye'ye böyle bir şey yapabilir mi dendiği zaman yapabilir. Yaptık ve işimizin de arkasındaydık, teslim ettik çok şükür. Sadece fiyat odaklı gidildiği zaman maalesef hüsranla bitiyor bazı şeylerin sonu. Onun için ikisini de bir arada yürütebilmek lazım. Bugün biz Avrupa'dayız. Burada yüksek lisans bitirdim. Yani buranın şartlarını, buranın konjonktürünü bilen bir kardeşleri olarak elimizden geleni yapmaya biz çalışırız. Tabii ki her alanda, fiyat konusunda olsun, kalite konusunda olsun. Ama onlar da biraz daha kurumsal yapılara doğru ilerlemesi lazım. Yani bir işi yaparken tabii ki birkaç karşılaştırma yapmaları gerekiyor. Ve bizim şu an Fransa'da sadece Fransa'da 400'e aşkın, 500'e aşkın referansımız var. Ve bunlar... O çok büyük bir rakam. Tabii çok büyük bir rakam ve Avrupa genelinde de var. Yani dünya genelinde de var hatta. Hemen ona bir parantez açalım. Fransa'ya mı sadece hizmet veriyorsunuz diye soracaktım. MSD firması hangi ülkelere hizmet ediyor? Yeni Kaledonya, Zelanda da daha ileride. Oraya mesela en son halı gönderdik biz. Martinik'te mesela Brezilya tarafı Martinik, Amerika kıtasına yakın. Orada şantiyemiz devam ediyor. İşte Danimarka'sından tutun Afrika'sına kadar. Yani aslında bir limit yok. Çünkü direkt nakliyecilerimiz oralara götürme imkanları olduğu için biz de burada elimizden geldiğince o koordinasyonu sağlıyoruz. Dediğim gibi yani şu an Fransa genelinde referanslarda Fransa'nın en büyük külliyeleri yani camiden bahsetmiyorum külliyeleri. Bunun içerisinde okulu var, alışveriş merkezleri var, işte eğitim merkezleri var, enstitüleri var vesaire vesaire. Cami de tabii ki içinde. Yani Paris'teki Olne Camisi olsun, işte Muruz'daki Saint-Enor olsun, işte yine Massy Paris'teki Büyük Massy Camisi olsun, Saint-Ouen Camisi gibi. Yani bunların hepsi ortalama bir cuma ve bayram vakitlerinde namazlarında 5000-10000'den fazla cemaati ibadet eden camiler yani. Paris'in ve Fransa'nın en büyük camileri, külliyeleri.
Dolayısıyla bizi seçmeleri de bir tesadüf değil. O zaman size ulaşabilecekleri bir web site ya da sosyal medya adresiniz varsa verelim. Çünkü birçok ülkeye hizmet veriyorsunuz size ulaşmaları açısından. Şu an bizim zaten 5 farklı temsilcimiz var. Yani Hollanda Emir Bey var. İşte Belçika'da Osman abimiz var. İşte İngiltere'de bizim Murat kardeşimiz var. Fransa'da zaten ben varım. Almanya'da da yeni temsilciliğimizi açtık. Hamza kardeşimiz orada. İsviçre'de de var İbrahim kardeşimiz. Web sitemizi söylüyorum. www.msd-deco.fr. Efendim ben çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Çok güzel referanslarınız da var. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak sizin düşüncelerinizi alıp sonra bu söylediğiniz referanslardan birkaç tanesini gezmeye gidelim isterseniz. Ben teşekkür ediyorum ve sizi ağırladığımızdan dolayı da sevinçliyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yani kalite şimdi bizim yeni açtığımız bu külliyelerde ön planda olması lazım. İncelik, bir de bizim camilerimizin de geçmişten bizim atalarımızın o yapmış olduğu devasa külliyelerdeki o inceliği bizler de bugün buradaki camilerimizde görmemiz lazım. İsrafa kaçmadan tabii ki. Ama kaliteden de ödün vermeden, yani fiyatı da tabii ki ön planda tutarak, ama sırf fiyatı ön planda tutup da sonra tekrar o yaptığımız çalışmanın üzerine defalarca gelerek kendimizi de yormayalım yani. Efendim çok teşekkürler. Değerli izleyenler, biz söyleşimizi burada tamamlıyor. MSD firmasının birkaç referansını görüntülemeye gidiyoruz. Vizyon devam ediyor. Ecdadımızın asırlar boyunca geliştirerek yüksek bir seviyeye ulaştırdığı sanat anlayışını, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki cami ve külliyelere yansıtma başarısını gösteren MST grubu kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.